Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya'daydı, bugün Ukrayna'daydı. Bir ateşkes ümidi var mı? Onun peşinde Türkiye'de, Türk dışişleri de 22. günde bir ateşkes umudu sanki var gibi. Biz Türkiye'yi de garantisini almak istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz. Moskova'da yaptığım temaslarda Rusya Federasyonu'nun buna bir itirazının olmadığını, böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm. Ukrayna olası ateşkes için Türkiye'nin de garantör ülkelerden biri olmasını istiyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın da buna itiraz etmediğini söyledi. Çavuşoğlu Kiev'deyken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rus lider Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin'e Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelme teklifini iletti. En kısa zamanda artık liderler düzeyinde buluşmanın zemininin de hazırlanması gerekiyor. İki ziyaretim neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. Lavrov'la görüştükten sonra Ukrayna'ya geçti Mevlüt Çavuşoğlu. Diplomasi trafiği sürerken Financial Times gazetesi Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerde Moskova'nın 15 maddelik talep taslağını yayınladı. O taslak metnine göre Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesini, Amerika, İngiltere ve Türkiye tarafından korunmasını talep ediyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine desteğimiz tamdır. Ukrayna'da ateşkeste Birleşmiş Milletler daimi üyesi ülkelerle Almanya ve Türkiye garantör olsun diyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin garantörlüğüne Rusya itiraz etmedi dedi. Ankara, Moskova, Kiev hattında yüz yüze ateşkes diplomasi yürütürken Cumhurbaşkanı Erdoğan da önce Zelenski ardından Putin'le görüştü. Rus lidere savaşın iki tarafa da yarar sağlamadığını, bir an önce ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Bayraktar SİHA'ları Ukrayna tarafından Türkiye'deki bir şirketimizden satın alınan ürünler. Ukrayna'nın Rus askeri konvoylarını vurduğu SİHA'ların da Türkiye'den alındığı ilk kez resmi bir isim tarafından açıklandı.